Bir yıl aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın iddianamesi hazırlandı dedik. Kavala ile beraber 16 kişi hakkında düzenlenen gezi iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. İsmi geçenlerden biri de avukat Can Atalay. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Sayın Atalay, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Kavala hakkındaki iddianame hazırlandı. Daha doğrusu gezi iddianamesi de diyoruz biz buna. Siz de bu iddianamede yer aldınız ve sizin hakkınızda da ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsten. Neler söyleyebilirsiniz? Alo. Sayın Atalay, sizi dinliyorum. Evet, yani şöyle, aralarında hiç tanımadığım insanların sayısının fazla olduğu insanlarla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağız, öyle anlaşılıyor. Yani biz suçlamalara yanıt veririz, buradayız. Bütün suçlamalara yanıt vermeyi ne diyelim, bir borç olarak da görürüz açıkçası. Ama bugün herhalde söylenmesi gereken şey şudur: Gezi bu toprakların gelecek umududur. Bu tür akla ziyan iddianamelerle, bu tür akla ziyan iddialarla, hiçbir dayanağı olmadığını düşündüğüm, bildiğim iddialarla Gezi karalanamaz. Yani beyhude işler içerisindeler. Peki bu suçlamalar karşısında, az önce de söylediniz, savunmamızı yapacağız dediniz. Nasıl bir savunma yapacaksınız? Ne söyleyebilirsiniz? Bir sözünü söyleyeceğiz. Yani savunulacak bir suç işlemiş olduğumuz kanaatinde değilim ben. Bu bir iddia. Biz bu iddialara karşı diyeceklerimizi kemal afiyetle söylemek için duruşma gününü bekliyoruz. Yani tekrar söyleyeyim, Gezi ile ilgili sorulacak bütün sorulara yanıt veririz. Gezi ile ilgili bütün sorumluluğu, Gezi'nin tarihsel, toplumsal, politik bütün bakiyesinin sorumluluğunu onurla taşırız. Buna ilişkin bir yani en ufak kuşku duymasın insanlar. Söylemeye çalıştığım şey budur. Peki Gezi eylemleri birçok insanın katıldığı da eylemlerdi. Ancak siz bu eylemler kapsamında bu eylemlere katıldığınız için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsle yargılanıyorsunuz. Ne diyebilirsiniz bununla ilgili? Ya şöyle söyleyeyim, biz yani kendimle ilgili artık herhalde soruşturmadaki gizlilik kararı da kalktığı için rahatlıkla konuşabiliriz. Birkaç arkadaşla birlikte ben yönetmek iddiasıyla yargılanıyorum anladığım kadarıyla. İddia oydu. En azından soruşturma aşamasındaki iddia oydu. Keşke Gezi'yi yönetme onuruna sahip olsaydık. O tarihlerde ta Gezi direnişi devam ederken söyledik. Bizim işlemimiz olsa olsa kitlelere tercüman olmak idi. Bunu yerine getirebildiysek ne mutlu. Ama tekrar söyleyeyim, Gezi bu toprakların biricik gelecek umududur. Eşitlik, özgürlük ve adalet umududur. En önemli dayanağıdır Türkiye'nin geleceğinin. Hatta Orta Doğu'nun geleceğinin en önemli dayanaklarından birisidir. Buna ilişkin sorulacak bütün sorulara yanıt vermek, bütün asılsız iddialara açıklıkla yanıt vermek onur meselesidir. Bu kadar açık şimdiden, yani 20 Şubat 2019 tarihinden şimdiden söyleyelim. Peki bu iddianameyi baktığım zaman bir yıl sonra hazırlanmış bir iddianame. Hatta bir yılı aşkın bir süredir Osman Kavala cezaevinde. Osman Kavala tutukluluğundan itibaren bir yıl, evet. Bir yılı aşmış. Bir yılı aşmış. Bir yıldır bir insan cezaevinde ve ancak bir yıl sonra hazırlanabilmiş. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Hem iddianamenin içeriği açısından hem de zamanlaması açısından. Ülkenin geldiği hukuk sistemi açısından ne söyleyebilirsiniz? Yargılama sistemi açısından ne söyleyebilirsiniz? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Gezi'nin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra bir iddianame düzenlenmesi başlı başına akla ziyan bir durumdur. Yani Gezi neredeyse şiddetle alakası olmamış milyonlarca insanın katıldığı bir kitle hareketi. Neredeyse şiddetle hiç alakası olmamış, neredeyse tarihteki tek kitle hareketi denebilir. Sadece kendi canını korumaya çalışan milyonlardan
polis şiddetine karşı kendi canını korumaya çalışan milyonlardan bahsedilebilir. Ve 6 yıl sonra iddianame düzenleniyor. Dolayısıyla şiddet açısından açık ve yakın bir tehlike olmadığını tek başına kanıtıdır bu. Kavala'nın bir yıldan fazla süre iddianame dahi olmadan tutulması başlı başına bir hak ihlalidir. Anayasa Mahkemesi bu hak ihlalini şu ana kadar saptamayarak bence tarihsel bir sorumluluk üstlendi. Fakat sadece Anayasa Mahkemesi değil, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de bu açıdan sorumludur. Fakat ötesi, 6 yıl sonra düzenlenen bir insanın bir yıldan fazla tutuklu kalması, bir başka kişinin de 4 aydır tutuklu kalmasına neden olan bu iddianamenin esas olarak şiddetsiz eylemi, şiddetsiz eylem fikrini bir suç vesilesi hali olarak tanımlamaya çalışmasıdır. Bunu iddianameden bilmiyorum çünkü iddianameyi biz görmedik de başsavcı bir basın toplantısıyla iddianameyi gazetecilere duyurmuş ama biz şu an itibariyle sanıklar ya da müdafilerimiz iddianameyi görme olanağından şu ana kadar mahrum kaldılar. Bize sorulan sorulardan bunları biliyoruz. Bunların hukukla uzak yakın bir alakası yok. Sayın Atalay, siz iddianameye elime geçmedi dediniz ancak iddianameden bir bölümde Sözcü'den, Sözcü Gazetesi'nden aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere zarar verme, nitelikli yağma, nitelikli yaralama gibi bir takım suçlamalar yer alıyor. Bunlara söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Tümüyle reddediyorum. Tümüyle reddediyorum. En ufak bir dayanaktan yoksundur bu iddialar, ithamlar. Bunlar karalama çabasıdır diye düşünüyorum. Fakat şunu söyleyeyim. İddianameyi göreyim, iddianamenin netlerini göreyim. Kemal afiyetle bunları Türkiye kamuoyu tartışsın. Fakat seçimlere gidiyor Türkiye. Seçimlerden çok kısa bir süre önce 6 yıl geçtikten sonra bu iddianamenin düzenlenmesi ve Türkiye'nin tekrar bir kutuplaşmaya doğru itilmeye çalışılması da manidardır diye düşünüyorum.